Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen'in 2. kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sosyal bilgilerden 2. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Hemen başlıyorum. 1. soruyu okuyalım. Yukarıdaki tablodaki tarım ürünleri ile yaygın olarak yetiştiği iklimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Şimdi buğday genellikle karasal iklimde oluyor. Yani 1'in yanına C harfini koysam buradakiler arasında en uygun olacak. Fındık Karadeniz ikliminde oluyor. Yani B harfi zaten yan yana. Zeytin de genelde Akdeniz ikliminde yetişiyor. O da A harfi. Ne oldu? 1C, 2B, 3D A. Yani şöyle şıklara baktığımızda şurası doğru. C şıkkını işaretleyelim ve diğer sorumuza bakalım. Kaymakamlar hangi bakanlığa bağlı olarak çalışırlar? Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı var. Doğru cevap İçişleri Bakanlığı olacak. Şöyle yazalım. Burada şunu da açıklamak istiyorum. Şimdi resmi kurumlar var, bir de sivil toplum kuruluşları var biliyorsunuz. Kaymakamlar resmi kurumlar içerisinde. Resmi kurumlarda da bir yerel yönetimler oluyor, bir de merkezi yönetimler. Yani kaymakamlar merkezi yönetime bağlıdırlar ve atama ile gelirler. Ama yerel yönetim yöneticileri yani belediye başkanları, muhtarlar bunlar seçimle iş başına gelirler. Kaymakamlar ise atama yoluyla ve devlet memuru olarak atanırlar. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdırlar. Böylece kısaca bir konu özeti de yapmış olduk. Üretim, dağıtım, tüketim, kullandığımız temel ürünler yukarıdaki aşamalardan geçmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasında karşılaştığımız durumlara örnektir diyor. Acıkan bir insanın beslenmesi, buğdayın tarlaya ekilmesi. Cevap şimdi A şıkkını işaretleyeceğim de diğerlerini de açıklamak için devam ediyorum. Buğdayın tarlaya ekilmesi üretim aşaması. Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması yine üretim aşamasında oluyor. Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması bu dağıtım bölümüne giriyor. Tüketim A şıkkı olacak. A şıkkını işaretleyelim. Ve dördüncü sorumuza bakalım. Benim adım Marmara Bölgesi. En önemli özelliğim ülkemizdeki nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge olmamdır. Yani en çok insan burada yaşıyor. Nüfusun en fazla olduğu bölge. Peki bu nüfus yoğunluğunun fazla olmasında verimli tarım arazilerinin olması, uygun iklim özelliklerine sahip olması, ticaret ve sanayi sektörlerinin gelişmiş olması yukarıdaki faktörlerden hangileri etkili olmuştur diyor. Buradaki faktörlerin üçü de etkilidir. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. İşaretleyelim. Beşinci sorumuz. Yurdumuzun yeryüzü şekilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuzey ve güneyde dağlar kıyıya paralel olarak uzanır. Bu doğru bir ifade. Güney bölgemizde Toros dağları vardır paralel olarak. Kuzeyde ise Kuzey Anadolu dağları denize paralel olarak uzanmıştır. En dağlık bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Bu ifade de doğru. Ege kıyılarında girinti ve çıkıntı fazladır. Evet bu da doğru. En geniş ve verimli ovalarımız Karadeniz bölgesindedir diyor. Bu yanlış. D şıkkını işaretleyelim. Çünkü en geniş ve verimli ovalar Karadeniz'de değil. 6. Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir? Kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi, bir düzlem üzerine aktarılması, belli bir ölçek dahilinde küçültülmüş olması, kuş bakışı kaba taslak çiziminin olması diyor. İşte D şıkkı uygun değil çünkü kaba taslak dediğinde krokiye uygun oluyor. Diğerleri haritanın özellikleri içerisinde. Özellikle haritalarla krokileri ayırt etmek için bir ölçek olması gerekiyor. Ölçekli olduğunda harita oluyor. Ama kabaca elle çizildiyse ona kroki diyoruz. 7. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir internet kullanıcısının özellikleri olamaz? Paylaşılan her şeyin doğru olmayabileceğini bilir. Evet, bu bilinçli. Gerçekte suç sayılan bir şeyin internette de suç olduğu bilincindedir. Evet, bu da güzel. Doğruluğundan emin olmadığı aldatıcı paylaşımlarda bulunmaz. Bu da güzel. Sanal ortamda her şeyi paylaşmanın özgürlük olduğunu düşünür. Bu yanlış bir şey. D şıkkını işaretleyelim. Evet, sanal ortamda birçok şeyi paylaşıyoruz ama her şeyi paylaşmamak gerekir. Özellikle kendimize ait kişisel bilgiler, özel bilgiler veya resimler ne bileyim. Bunun ölçüsünü bilmek gerekir tabii.
8. Mesleklerin ortaya çıkmasının temel nedeni nedir? İhtiyaçların farklılaşması, daha fazla para kazandıracak mesleğin aranması, beğenilen mesleklerin tercih edilmesi, toplumun beğendiği mesleği seçme isteği. Mesleklerin ortaya çıkmasının temel nedeni ihtiyaçların farklılaşması sonucunda çeşit çeşit meslekler ortaya çıkmıştır. O yüzden. Yani bir örnek verelim örneğin. İnsanların saçları uzadığında ne yaparız? Berbere gideriz değil mi? Saçlarımız veya kuaföre gideriz. Saçlarımızı kestirmek için. İşte bu bir ihtiyaçtan dolayı berberlik mesleği, kuaförlük mesleği ortaya çıkmıştır. İşte ayakkabı tamirciliği örneğin. Ayakkabılarımız eskidiği için. 9. Ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler hangi seçenekte yanlış verilmiştir? Batman petrol. Evet, Batman'da petrol çıkarılıyor. Konya'da tahıl çok yetiştiriliyor. İstanbul sanayi yönden zengin. Evet. Ankara muz var. İşte Ankara'da muz yetişmez. Çünkü iklimi uygun değildir. Muz ılıman iklimi. Akdeniz iklimini sever. Orada yetişir. Yani en çok Adana, Mersin, Antalya. İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için teknolojiden de yararlanarak doğal çevreyi değiştirmeye çalışmaktadırlar. Yanlış olmuş şurası ama neyse çalışmaktadırlar. Ancak bu değiştirme plansız yapıldığında doğal yaşama zarar vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki duruma örnek olarak gösterilebilir? Ormanları yok ederek konutların yapılması. İşte bu doğal yaşama zarar vermek. Biz bunu işaretleyeceğiz de diğerlerine bakalım. Milli parklar oluşturulması. Burada doğayı bozmak yerine güzel yeşil alanlar oluşturulmuş oluyor. Ağaçlandırma çalışmaları yapılması güzel. Tarım alanlarının sulanması bu da güzel bir şey. Ama A şıkkı uygun değil zaten. Buradaki ifadeye de burası uyuyor ve A şıkkını işaretledim. 11. Sanayi ve ticaretin en fazla yapılan ekonomik faaliyet olduğu bir yer ile ilgili. Buradaki ifadelerden hangisi söylenemez diyor. Sanayi ve ticaretin en fazla yapılan ekonomik faaliyet olduğu yerde nüfus kalabalık mıdır? Evet, kalabalıktır. Ulaşım gelişmiştir. Evet, insanlar çok yaşıyorsa zaten ulaşım da gelişmiş oluyor. Fabrika sayısı da fazladır. Evet, doğru. Tüketim azdır diyor. İşte bu söylenemez. Çünkü A şıkkını işaretleyeceğiz. 4 numara orada çünkü. Nüfusun kalabalık olduğu yerde tüketim de fazla olur. Yani bu ifade buraya uygun değil. 12. Hangisi doğal yapıya sahiptir? Kapadokya, Efes Harabeleri, Sümela Manastırı ve Kervansaraylar. Şimdi dikkat ederseniz 2, 3 ve 4 numaralar beşeri unsurlar. Yani insanların yaptığı eserler. Ama Kapadokya doğal unsurlardan. O yüzden burada cevabımız A şıkkı olacak. İşaretledik. 13. İlk bilgisayar oda büyüklüğündeydi. Günümüzde ise bilgisayarlar kolayca taşınabilir hale gelmiştir. Bu durum bize aşağıdakilerden hangisini gösterir? İcatların teknoloji ile sürekli geliştiğini, teknolojik ürünlerin küçük olanlarının kullanışlı olduğunu, icatların büyüklük bakımından birbirlerinden farklı olduğunu, insanların günümüzde boyutları ufak icatları tercih ettiğini. Şimdi buradaki bu anlatılanlar bize icatların teknoloji ile sürekli geliştiğini, değiştiğini, yeni hale geldiğini, daha kullanışlı, ufak hale dönüştüğünü anlatmak için yazılmış. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olmalı. 14. Fiziki haritalarda kullanılan renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? Ekonomik etkinlikleri mi? Maden yataklarını? İklimi ve yükselti basamaklarını? Fiziki harita diyor. Fiziki haritada yükselti basamaklarını gösteriyor renkler. O yüzden cevabımız burada D şıkkı olacak. Geldik 15. soruya. Yukarıdaki metne göre Metin sırasıyla hangi şehirleri gezmiştir diyor. Bakalım. Benim adım Metin. Bu yaz ailemle Türkiye'nin birçok şehrini gezdik. Önce Türkiye'nin en yağışlı şehrine gittik. Burada çay tarlalarını yakından gördüm. Evet, burada bir Karadeniz şehrinden bahsediyor. Şıklarda gerçi hepsi Karadeniz şehirleri. Diğerlerine devam edelim. Sonra pastırmasıyla ünlü bir şehrimize gittik. Burada Erciyes Dağı'na tırmandık. Evet, Erciyes Dağı ve pastırma deyince aklımıza neresi geliyor? Kayseri geliyor tabii ki. Nerede kaldık? Ha şurada. Son olarak sıcaktan adeta piştiğimiz bir şehre gittik. Uçsuz bucaksız pamuk tarlaları vardı. Burada Balıklı Gölü ziyaret ederek evimize döndük. Balıklı Göl deyince de Şanlıurfa aklımıza geliyor. Ve burada o zaman şıklar arasında en uygun D şıkkı oluyor. Rize, Kayseri ve Şanlıurfa
D şıkkını işaretledik. 16. Öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır diyor. Bakalım. Hakan bir bölgedeki yer şekilleri ve iklim, o bölgedeki ekonomik faaliyetleri ve yer şekillerini etkiler diyor. Doğru. Emine Marmara bölgesinde ülkemizdeki 3 iklim tipi de görülür. Bu da doğru. Erkan İç Anadolu bölgesi etrafı yüksek dağ ve platolarla çevrili olduğu için deniz etkilerine kapalıdır. Doğru. Cemre Doğu Anadolu bölgesi ülkemizin her mevsim yağış alan tek bölgesidir diyor. Aslında Cemre'nin bahsettiği Karadeniz bölgesi. Burada Doğu Anadolu değil. O yüzden Cemre'nin bilgisi hatalı. Biz orayı işaretledik. 17. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan tarihi yapıtlardandır diyor. Ulu Cami, Tortum Şelalesi, Pisa Kulesi ve Peri Bacaları var. Pisa Kulesi zaten ülkemizde değil, İtalya'da. Doğru cevap tarihi yapı dediğine göre Ulu Cami olacak. Çok eskiden yapılan A şıkkı işaretliyoruz ve insanların yaptığı tarihi bir yapıdır. Beşeri bir unsurdur. Bunlar da doğal unsur zaten. 18. İnsanların yukarıda verilen hangi uygulamaları sellerin bir felakete dönüşmesine yol açar diyor. Yamaçlardaki ormanların kesilmesi. İşte bunun sonucunda sel olur. Dere yataklarına ev ve iş yerlerinin yapılması. Evet, bu da felakete yol açıyor. İnsanlar ölüyor sel olduğu zaman. Barajların yapılması olmaz çünkü o selleri önlüyor. Ormanlar çoğaltılınca da seller önlenmiş oluyor. Demek ki burada 1 ve 2 numaralar olacak. Hemen cevaplara baktığımızda B şıkkını işaretledik. 19. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kültürel zenginliğimize örnek olarak gösterilebilir? Bilgisayarlarımız diye başladıysa zaten bu uygun değil. Bilgisayarlar, arabalar, kitaplar, defterler, bu da okul eşyalarından bahsetmiş. Halk oyunlarımız, türkülerimiz, düğünlerimiz, yemeklerimiz. Evet, C şıkkı uygun görünüyor. Oyuncaklarımız, komşularımız, milli bayramlarımız, bu da olmadı. Kültürel zenginliğimiz deyince C şıkkındakiler aklımıza gelmeli ve örnek olarak gösterilmeli. C şıkkını işaretledik. 20. Aşağıda verilen buluşlar ve kişi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Kuduz aşısı Edison yazmış. A şıkkında hemen cevabı bulduk çünkü kuduz aşısını Pasteur bulmuştur. O yüzden biz A şıkkını işaretleyelim. Diğer şıklar doğru. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.